Bu sesi çok... özlüyoruz işte. Oyunun sesleri ne alemde bu arada? Oyunun sesleri iyi midir? Bu Resident Evil 1'e gönderme yaparak başlıyorum. Teşekkür. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. İşte Umbrella'nın The Raccoon City Police Department. Kısaca Resident Evil bir özet geçiyor. Immediately began investigation. The case was apparently closed. Birin sonu burası. The efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Teşekkürler Metin Can'cığım. But the Umbrella Corporation's experiments. Ahmetciğim hoş geldin. Ya işte kısaca Resident Evil 1'i özetleyip şey dedi. Umbrella'nın çalışmaları her ne kadar STARS ekibi orayı havaya uçurmuş olsa da bitmekten uzaktaydı. Başlıyor. Bakalım remake nasıl başlayacak ya. Ben hiç izlemedim introsunu varsa da. Şimdi. Aslında burada bir mantık hatası var ama neyse şimdi bozmayalım. Leon abimiz geldi. What have we got here? Bu da ne böyle? Hop. Çok teşekkür ediyorum Emir'cim. Kaç ay oldu? 12 ay olmuş. Emir 55 kesene bereket desteğin için teşekkürler. Şimdi bu esnada Leon ölü adamla karşılaşırken bir şoför de zombi tarafından ısırılıyor. Bu manyak beni niye ısırdı diyor. Tırına biniyor gidiyor. Taxago diyor. Taco satılan yer herhalde. Taxago. Man, what a mess. Düşünüyor herhalde içi. Dudak. Ne olmuş burada böyle? Bunu kim yapmış olabilir? Ulan şehir zombi kaynısı ne? Derken. What are these things? Bu şeyler de ne böyle? Right, pekala bu kadar yeter. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın diyorum lan. Sık. No. Hayır. Isırtma lan kendini ısırtma. Headshot'ı yedi. Bak kıpırdıyor yine daha böyle. T virüs çalışıyor. Ya problem nedir? Hani çok nizami atışlar yapıyorum. Niye ölmüyor bu adamlar ya da niye üzerime gelmedi? Mermim de kalmadı. Hop. Dur ateş etme derken eğil diyor. Oradan headshot. Bunu clear sener. Burada kalamayız. Polis istasyonuna gitmemiz lazım ya. Daha doğrusu karakola. Hadi bakalım. Leon'un da ilk iş günü. Şeyi almış, polislik belgesini almış. Tayin çıkmış buraya, Raccoon City, doğuya. Okay. Neler oluyor? Claire Redfield da Resident Evil 1'deki Chris Redfield'ın kardeşi. İsmim Leon S. Kennedy. İşteki ilk günüm. Ne kadar güzel değil mi? Benim adım da Claire Redfield. Kardeşim Chris'i aramaya geldim. Uzun süre kardeşimden haber alamıyor. Teşekkürlerim ederim. Bay bay olun. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Derken bu sırada da ısırılan şoför yamulmaya başladı. Ya bir şu kutuya bak bakayım neler varmış. Orada silah. Oo, burada bir silah mı? Yanına al silahı istersen diyor. Derken Leon'un aynı modellenmiş versiyonu. Ben ikizi falan sanmıştım ilk oynadığımda. Saçlar falan aynı çünkü. Derken onlar böyle bir kaza geçiriyorlar. Zombinin arkadan çıkışı da böyle hani. Sen iyi misin? Hala tek şey parçayım. Derken. Manyak bize çarpacak. Çık 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 çık. Bir de tanker havaya uçacak şimdi. Biraz spoiler veriyorum. Böylelikle Claire ve Leon'un yolları ayrılmış oluyor arkadaşlar. Claire! İstasyona git. Seninle orada buluşuruz. Tamam. Hadi bakayım. Böylelikle yollar ayrıldı. Karakolda buluşmak üzere.
randevulaştılar. Kabus başlıyor falan filan. Leon! Hadi bakayım. Hey gidi hey. Şuradan devam edelim. Lan ısırılacağız ha. Aha! En sevdiğim kısmı geldi. Merhabalar Line Action, Your Impala hoş geldiniz efendim. Çık çık. Freeze. Dur. Who are you? Sen de kimsin? What are you doing here? Ne arıyorsun lan burada? Hold your fire. Ateş etme. Ben de bir insan evladıyım. Bak, şık şık diyor ya. Aha dedim, headshot geliyor. Oh. Sorry about that. Kusura bakma ya. I thought you were one of them. Seni de onlardan birisi zannettim. What's going on in this town? Bu şehirde neler oluyor böyle? Bir dakika dur. Kapı gitti. Hiçbir fikrim yok. Bir şeyler ters gittiğini anladığım anda birden bütün bir şehir zombilerle kaynamaya başladı. Dur. Konuşuyor muydu bu? Ama burada güvendesin. Ama etrafa şey yap. Dikkat et. Etrafına dikkat et. Burada yine nasıl lazım ya, mermi yok mu? Dayı kasada bir şeyler var mı 3-5? Artık paraya ihtiyacımız kalmadı nihayetinde. Bunu da alalım. Burada hızlı geriye dönüş yokmuş ya, ben var sanıyordum ha. Bu arada kameranın yeri iyi mi? Leon'a bak Leon'a. Merideki Leon'a bakın, sol üst köşeye. Aslan aslan! Aslan yemin ediyorum gencecik. Sonra tuttular Amerikan başkanını kurtarma mutlama diye sıçtılar severlerin içine. Adamı yiyorlar afiyetle tabi. Benim yüzümden ha. Zombilerin hepsini buraya çektim. Bak. Sadece şunu alacağım. Neyse bir kere ısırıldık, o kadar da olsun. Allah rahmet eylesin Talha Kaçar. Aha. Bunlardan nasıl sıyrılacağız ya? Aslında buralarda sıyrılma yöntemleri var da ben o kadar yetenekli değilim yani. Bunların ayağına sıkıyordum böyle, şey yapıyordu, bir geriye gidiyordu. Lan oğlum speedrun yapmıyorsun ya. Vur gitsin şunları, sıçacağım çarkına. Gelin lan motherfuckers. Sizle... Aa o ne lan, yarıldı. Lan yarıldığı halde ısırıyor şerefsiz evladı. Aa yaralandım. Benimle hiç öyleleşme. Ortadan ikiye yardığımız halde öldü. Ya şey, şimdi Resident Evil 1'den sonra bu oyunda böyle şehrin içerisinde dolaşmak. Ya şimdi tamam şeyi çok sırıtıyor. Arka plan pre-rendered. Belli fotoğrafın üzerinde yürüyorsun falan ama. Yani. Yine de bir şeyi vardı abi, anlatabiliyor muyum? Da kızım dur. Lan yayının başında öleceğiz ha. Orada ben buralarda yakalanmamam lazım bu arada. Buralarda yakalanmak abi en noobluk. Çünkü istasyon içine girdiğiniz zaman göreceksiniz neler neler var yani. Afiyet olsun. Yok sağ olun abi, ben almayayım. Az önce yedim. Eyvallah. Leon böyle yapıyor. Hani yaralı olduğu için değil. Sağ ol abi, ben yedim. Abi pompalı ellemeyelim de dünya kadar şey mermimiz oldu. Tabanca mermimiz oldu. Tabancayla artık bir başlayalım yani. Lan ya! Zilli seni ya. Oğlum bayağı ısırıldık yalnız abi, onu söyleyeyim. Hiç hoş bir şey değil bu.
Şunda bir şeyler var mıydı? Yok. Akbil basmadan binenler. Öleceğiz oğlum lan şeye girmeden. Talha kaçar. Şuradan şöyle. Şöyle arkadan arkadan. Lan ananı. Çok çok yakalandım abi. Oy 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 oy. Abi çok yakalandım. Danger'ım ya danger. Heyecan yaptım. Hep sizin yüzünüzden. Çok ısırıldık abi. Bu kadar olmamız lazımdı. Ya bir de danger'dayız şu an. Danger'dayız. Buradan nasıl kurtulabiliriz? Yukarıda zombiler var. Yalnız danger'dasın ama merdivenlerden inerken şey mi? Bak bak bak. Ya mesela bu Resident Evil 1'de bu animasyon yoktu. Biraz da bunu görün abi. Danger'a bak. Leon'un popoya bakar mısınız arkadaşlar? Vücudunda 4 tane poligon parçası var arkadaşın. Bakayım ya belki ileride başka ot mu bir şeyler buluruz da onu da birleştiririz. Kırmızı ot var mı lan? Şurada ot vardı diye hatırlıyorum ya ben sanki. Burada yok mu lan? Vallahi yokmuş. Ben burada vardı diye hatırlıyorum. Belki de girişte vardı ama o kadar uğraşamayacağım abi. Evet şöyle yaralı maralı gidelim. Şu şeye bakayım. Normalde neyse 3'ü oynamayanlara spoiler vermeyeyim şimdi. Amerikan bayrağı solda da Raccoon City Polis Departmanı. Demoda da şahit olacağınız, daha doğrusu şahit olduğunuz meşhur karakola giriş sahnesi bu da. Yüzünün poligonlarını yerim senin. Abi müthiş ya. Şu duygu var ya. Müzikler hele müzikler abi. Orijinalini Allah'tan şimdi remake'i orijinal şeyle oynayabileceğiz ya. O en güzel yanı bence. Brad nasıl geliyordu? Evet. Brad Vickens. Chill! Chill! Şimdi kayıt yapalım mı? Yok ya, bu kadar da baştan kaydetmeye gerek yok. Vallahi yayının başında ölüyorduk lan. Şimdi birden daha kolay kaçıyorsun burada. O kadar kolay kaçamıyorsun. Rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Ha burada şimdi bir remake'deki siyah abiyi göreceksiniz. Oh adamım. Oh sen de kimsin? Ah. Sen yeni çocuk olmalısın. Leon. Sorry but kusura bakma ama görünüşe göre partin iptal oldu. Burada neler oldu böyle? About 2 months ago. 2 ay önce. There was this incident. Şu involving zombies. Zombilerin dahil olduğu bir kaza meydana geldi. Malikane'de. Şehrin dışındaki Resident Evil 1. Chris ve diğer Stars ekibi üyeleri olayın Umbrella'nın tarafından yapılmış olduğunu öğrendi. Hayatlarını riske atarak gerçeği açığa çıkarttılar ama kimse onlara inanmadı. Çok... Ve kısa süre sonra bu olay patlak verdi. Sakin ol. Benim için endişelenme. Sadece hayatta kalan diğer insanları kurtarmaya çalış. İşte. Şu anahtarı al. Bu sayede bütün kapıyı açabilirsin. Şimdi git. Ama sen... Sana git dedim lan! Peki. Ama senin için geri döneceğim. Sadece şey yap ne o? Ölme. Dayan. Hold on. Dayan. Geliyorum. Bak şimdi burası çok dramatiktir. Arkamızdan kapıyı kilitledi adam. Biliyor yaralı zombi olacağım diyor. Gelme diyor kardeşim diyor. Kendini kurtar diyor. Allah'ına kurban senin ya. Kilitledi arkamızdan. Bu kadar mı yani insancı olur ya. Ben olsam abi beni de kurtar yanında götür derim ya. Aslan aslan. Analar ne yiğitler doğuruyor. Şimdi kartı kullanıyoruz efendim. Evet, bütün kapılar açıldı. Yani bütün kapılar açıldı dediğimde. Ulan bir kayıt gitse var ya, patates oluruz ha. Kaydetsen mi ki?
Bundan sonra şimdi nereye gideceğiz? Ulan ısırılma riski yüksek. Ben kaydedeyim bunu. Talhacım, mermi kullanıyoruz. Zombilerin sağından solundan geçmeye çalışmak, artistik yapmak güzel şeyler ama böyle giderse yayını bitiremezsin. Şöyle şunun üzerine kaydedelim. Orijinal soundtrack ile oynamak deluxe alanlara mı olacakmış? Vay şerefsizler ya. Ne diyorsun ya? Oğlum ekstradan para verelim alalım neyse yani. Olmaz abi öyle şey. Leon, senin de kıçını doğrultmamız lazım evladım. Şimdi şuradan başlıyor olmamız lazım. Buradan içeriye gideceğiz. Oradan yukarıya çıkacağız falan filan. Burada Magnum'u sona bırakıyoruz tabii ki de. Bıçağı atalım abi. Polis Memorandum. 1998. Dört dijit kilit ne? Sars ofisine taşındı. İkinci katta. Eastern Office First Floor. 2-2-3-6. Bu şey değil. Hikayeyle alakalı değil. Bu bulmaca şeyi. Zımbırtısı. Şurada bir şey var mıydı ya? Deck is locked. Bunlar Claire mi açabiliyordu? Ona ne avradını? Aa şey. Anladım ben onu. Siz de anladınız onun olduğunu. Kafayı kopartmış bir şey. Şimdi bu kapıyı açamıyorduk diye biliyorum. Evet. Oğlum şeyde yine Lickers Mickers falan sonradan geliyordu. Burada direkt şey Hunter sonradan geliyordu. Resident Evil 1'de. 2'de direkt Lickers'ı atıyorum. Vay adam sesi çıkıyor yalnız. Aa orada... Lan ne güzel şey vardı ya. Aleykümselam Deagle Türk. Bana ot lazım abi. Ot ot. Şimdi burada bir yerlerde... Bunlar ne? Geç bunlar abi. Şurada bir dosya var, alalım. Operasyon raporu. Bırakın işte polis departmanı beklenmedik bir şekilde zombilerin saldırısına uğradı. Pek çoğu yaralandı. Daha fazlası öldürüldü. Saldırı sırasında komünikasyon iletişim aletleri yok edildi. Dışarıyla hiçbir iletişimimiz yok. Başka yere taşımışlar. Chief Chef Irons has voice concern regarding issue terrorism diyor da söylüyor. Tüm silahların vesairenin yeri değiştirmiş çünkü hani bunun bir terörist saldırı da olabileceğini falan filan düşünmüşler. Unlock the weapon. Aa bak burada şey var. Unfortunately this decision has made extremely difficult for us to locate the ammunition caches. Yani yerler, yani mermilerin yerleri değiştirdiği için biz de hani bulmakta zorlanıyoruz. Falan filan. To unlock the weapon storage. As stated earlier, it will be extremely difficult to secure all the ammunition. However, I constantly supply. Yani işte David Ford. Batı barikatı zonlar tarafından aşıldı. Broken through and another exchange. Bir başka barikat yapıldı. Bu sırada o 12 kişi daha yaralandı. 3 kişi bugün öldürüldü falan diye giden bir şey. Yani buradaki RBD'yi anlatan kısaca bir şey efendim, rapor diyelim. Burada da bir çalışma olmuş falan filan. Şimdi... Abi şunu bir yakalım. Burada mermi olması lazım. Çok güzel. Bayağı mermimiz oldu. İnşallah bunları harcamayız. Şimdilik bu taşa ihtiyacımız yok. Almıyorum abi. Buralarda mermi
falan var mı? Yok. Hadi gidelim. Teşekkürler yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaçtık. Bunun alt katında Resident Evil 3'ün kayıt odası vardı. Yanlış mıyım? Şimdi bu oda kilitli. İt oğlum şunu. Beni hasta etme ya. Elin heykelin içerisinden geçmesine ne diyorsunuz? Şu bayağı bileğiyle falan geçiyor. Tamam, bu böyle kalsın. Gelince diğerini yaparız. Burası Stars ekibinin ofisi bu arada. İlk oyunda tanıdığımız, Zero'da tanıdığımız Special Tactics and Rescue Squad yani STARS ekibinin odası oluyor burası efendim. İşte burada çeşitli ödüller var. Nişancı yarışması birincisi Chris Redfield diyor mesela, tamam mı? Gel bakayım burada başka daha neler var. İşte STARS ekibinin bir fotoğrafı. Efsane ekran görüntüsü almak istiyorum. Hemen böyle bir ekran görüntüsü alabilir miyiz arkadaşlar? Buradakiler yani Zero ve Remake'de neredeyse tamamı ölen ekip. Sol köşede Chris Redfield var. Hemen yanında Barry. Oradan Wesker. Wesker'ın hemen önünde Jill var. Bir dakika. Özür dilerim. Sağ köşede Barry değil. Brad Vickens'dan o. Jill'in hemen yanında Chris. Şuradaki şeyinden tanıdım. Bıçağından tanıdım. Neyse devam. O ne lan? Bak burada bir şey olduğunu bilmiyordum. İyi sağ ol. Burada da madalyalar falan işte, şeref madalya. Burada kullanışlı hiçbir şey kalmamış vesaire falan filan. Şuradan sprey çıkması lazımdı. Şu kondisyonda kullansak hiç fena olmaz aslında. İçeriye girerken çok büyük hatalar yaptım ya. Çok fazla yakalandık, çok fazla ısırıldık. Aha! What the fuck, bir pompalı daha. Ha biz şeyden aldık. Abi fazla pompalı göz çıkarmaz, alalım sandığa atarız. Aslında almasaydık iyiydi ama. Şimdi abi şuradan inkribon çıkabilir. Şu ceketi hatırlayan var mı? Birinci orijinal oyunu bitirdiğimizde işte ne bedes adamsın sen falan deyip Chris Redfield'ın üstündeki kahverengi ceketi hatırladınız mı? O ceket bu ceket işte abi. Chris abimiz ceketini bırakıp gitmiş. Ceketini atmış gitmiş. Neyse şunu alalım. Chris'in günlüğü. Bugün şefle bir kez daha konuştum ama beni dinlemeyi reddetti. Şunu biliyorum ki Umbrella tarafından T virüsü o malikaneye bulaştırıldı. Ve enfeksiyona kapılan herkes zombiye döndü. Ama bütün malikane havaya uçtuğu için bütün kriminal işte belgelerle falan birlikte bunu açıkça şey yapamıyoruz falan filan. Umbrella'nın bu şehirde pek çok çalışanı olduğu için kimse de bu konu hakkında konuşmayı istemiyor aslında diyor. Yani kimse işinden olmak istemiyor. Artık seçeneğim de kalmadığını söyleyebilirim. 17 Ağustos. Pek çok haber geliyor etrafta tuhaf yaratıklar olduğuna dair. Şehir etrafında. Bu Umbrella'nın işi olmalı. Jill ve Barry'nin yardımıyla birlikte bu canı alıcı nasıl diyelim hani can alıcı diyelim mi? Can alıcı vakadaki önemli şeyleri, bilgileri topladık falan filan. Görünüşe göre Umbrella yine bir virüs üzerinde çalışmaya başlamış. Adı G-Virus. T-Virüs'ün işte farklı bir varyasyonu. Yeterince insanlara zarar vermediler mi? Sanki şeymiş gibi söylüyor bunu. Sanki yani ne bileyim vergi kaçağı falan yapıyor. Adam zombi oluşturan bir virüs. Yeterince insanlara zarar vermediniz mi falan.
Bunun üzerine konuştuk. Ve Umbrella'nın Avrupa'daki... Bak aslında o kadar güzel gidiyormuş ki hikaye. Hani bir noktada da aslında hikaye veriyormuş ki bu bahsettiği Umbrella HQ Avrupa'da dediği Code Veronica'da işte işlenecek olan kısım arkadaşlar. Bu yolculuğu kız kardeşime anlatamam ve onu bu yüzden tehlikeye sokamam. Lütfen beni affet Claire. Ha. Teşekkür ederim Matkox, hoş geldin. Unicorn madalyasını da aldık efendim. Ay, tam belimi tutarken. Liam! Liam, seni görmek çok güzel. Görünüşe göre artık abini burada bulamayacağız. Al sana, bak vereyim günlüğünü sen oku güzelim. Ah, abin gitmiş. Selülitsiz ama bol poligonlu bacaklarıyla Claire Redfield ilginç bir portre çiziyor. Artık burada durmanın bizim için bir anlamı yok. Kurtarabildiğimiz kadar hayatta kalanı kurtarıp buradan çekip gidelim. Son bir şey daha. İşte sana bir telsiz. Al bunu. Böylelikle herhangi bir şey olduğunda birbirimize haber edebiliriz. Müziğe gel abi ya. Bu şehrin başına gelenlere inanamıyorum. Ay, böbreğim. Ben gidiyorum. Claire, var mı bir isteğin? Şurada bir yerde mi? Abi bir yerlerden Ink Ribbon çıktığını eminim ya. Neyse. Ha gitti bak, abisinin ceketinin yanına gitti. Üzülme kız. Bulacağız ağabeyini. Kurban oldu. Tamam mı? Ağlıyor. Hiç üzülme sen. Orijinalinde Claire Redfield olmayacakmış. Elsa isimli bir üniversite öğrencisi. Motosikletle takılan böyle bıçkın bir kız karakter planlamışlar. Daha sonrasında anana avradını yakalandı. Ben sizinle sonra oynayacağım. Neyse abi, artık yani first aid kitimizi kullanalım. Şunu itelim. Abi çok yakalandık bu arada zombiye. Bir iki tane zombi bir şey değil. İleride daha neler neler olacak ve çizdiğimiz portre hiç açıcı değil efendim. Zombilerden kurtulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Bu şeyle alakalı büyük ihtimalle. Kalsın, buna ihtiyacımız yok şu anda. Esas sıkıntı aşağıya inince onları nasıl aşacağız? Yani en son artık pompalı kullanacağız abi. Ya ananı. Ya nasıl arkan dönükken bana şey yapabiliyorsun arkadaş ya? Şerefsiz, arkasından geçebiliyor olmam lazımdı ya. Tamam abi, bundan sonra pompalı yabanırım, hiç affetmem. Ananı. Of. Koş. Lan oğlum sen. Eraycım hoş geldin, sefalar getirdin. Şunu bir alayım da ben abi. Liquor var burada. Mümkün olduğunca hızlı hareket etmemiz lazım. Oldu oldu canım, oldu. Abi nasıl saldırıyor var ya hayvan oğlu hayvan. Müziğin de lang diye kapıların açılıp kapanıyormuş hissiyatına sahip olması. Ot kalsın abi. Ya şunları kullansaydık abi, ısırılacağımız yerde değil mi? Ne yapacaktım ben? Heh. Şunu alalım. Bir kayıt daha yapsak mı ya? Yok abi, yapmayalım. Onun içindeki mermiyi ona aktarabilmem var mı lan? Combine desek. Yok, olmuyor. Oo canım. İşte bir zombi salgında beni hayatta tutacak tek ve yani şey.
Çay tabii ki de. Allah razı olsun, sağ ol. Bir tane. Teşekkürler. Aynen, burası demodaki yerin orijinal hali efendim. Kalsın. Bu kalsın. Şimdi üçlüyü atıyorum abi. Aslında atmamak lazım ben. Neyse. İnşallah ölmeyiz. Allah'ım sen bilirsin. Zaten ya şimdi sonuçta oyunun dizaynı gereği böyle abidik gubidik şeyler var ama yapımcılar şey demiştir, remake'inde daha aklı selim bulmacalar kullanacağız demişti. Senin yapacağın işi ya. Biraz daha şeyden dışarıdan almalıydık dönmeden eve. Tırnağı yedik. Dışarı çıkma. Aa! Geliyor. İyi. Oradaki etrafa bakayım derken şey olduk. Şuradan bir şeyler çıkıyordu. Ah şöyle. Bayram Obiba, çok teşekkür ederim efendim destek olduğunuz için yayınlarıma. Sağ olun, var olun. 13. ay olmuş ya. Sen de bir seneyi geçmişsin Bayramcığım. Sağ ol. Eyvallah. Şimdi buradan yukarıya. Ha, tamam. Geliyor. Kaç 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 kaç. Bence iyi bile kaçtık abi. Abi Deluxe Edition mı diyorsunuz siz ya? Deluxe Edition'ı ben nereden bulacağım oğlum Türkiye'de? Şimdi sponsora da abi bana Deluxe Edition gönder diyemezsin ki, ayıp olur yahu. Ben kendim üstüne bir şeyler ekler alırım ya Deluxe Edition'ı. Benim bunu mutlaka yapma abi. Bana bunu yapma işte. Crank'i aldık. Ink Ribbon'u keşke almasaydım ya. Yok Zerom'cum, hayatta kutulusu varsa bir oyunun dijitalini almam abi. Yani dijital havaya para veriyormuş gibi hissediyorum. Alana saygım sonsuz ama. Yakalandım. Ay seni. Bırak lan şerefsiz. Sizinle sonra oynayacağım. Şimdi bunu da almam lazım benim. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Göremiyorum ki. Heh şöyle. Nanik. Allah sen de mi vardın lan burada? Ya sıçtık abi. Mermilerin hepsini burada harcayacağız şimdi. Come on. Come on motherfuckers. Come and get me. Lan! Piç kurusu görmedim ki onu. Daha kaçar. Yine bunda otomatik nişan da yok ha. Kendin hedeflemen gerekiyor. Öldün mü lan?
bak bakayım ölmüş mü? Burada yine bir şeyler çıkıyordu. Şuradan normalde Inkribon çıkıyordu. Ama kilitli tabii. Bunu demek ki Claire açabiliyordu. Bak bunu hiç hatırlamıyorum. Abi mümkün olduğunca ısırmamamız lazım. Zaten kayıt noktası kim bilir nerede bilmiyorum ya. Bakayım. Hadi be! Kırmızı ot buldum ya la. Neyse bu burada dursun. Mecbur kullandım abi. Yer yoktu. Bakayım. Yok yani. Neyse şuraya bir çıkalım abi böyle. Tamam şöyle bir gidelim. Düş abi. Bunun için ne yapacağız? Biri köşede kalacak, biri orada kalacak. O zaman şöyle. Nasıl lan bu? İkisini de sağ atıyorduk değil mi? Right. Right. Şimdi yukarıda. Burası nereye açılıyordu? Hmm. Kuleye mi çıkıyorduk acaba buradan? Evet abi şimdilik burada hiçbir işimiz yok. Bir şey yok. Aşağıdan çıktı, kapıdan çıkacağız abi. Leon'un koşarken şeye bakması da efsane ya. Burada bir şey koyuyor muyduk lan? Yakalanma şeyimiz var mı acaba ya? Bu zombileri ne yapabiliyoruz? Animasyonları nasıldı lan bunun? Şeye güvenemiyorum. Kollar yalnız Temer Reis gibi ya. Şöyle gelsen bakayım. Bak öteki de oradan geliyor ha. Ölenlerin titreşmesi de ayrıca güzel olmuş bence. Artık buradan yakalayamazsın ya beni herhalde. Sürttüre sürttüre geçelim. Evet, böylelikle bir kısa yol açmış olduk. Yok, Gist'e... Ölsem adımımı atmam abi. Bugist. İmkansız. İmkansız abi hayatta. Dur şimdi. Şöyle. Gelmişken kaydımızı yapalım da abi. Tamam. Kaydımızı yaptık. Şimdi... Şuradaki şeye gidelim de üzerimizdekileri boşaltalım abi.
Hank kalsın yanımızda. Tamam. Bu da kalsın. Bunlar bunlar bunlar. Yani pompalı kalsın. Şurada bir karşımda olacaktı. Ha şöyle şöyle yandan yandan. Lan oğlum nasıl yakalandım ya? İte oğlu ite bak ölmüyor. Lan bulletproof mu var lan üzerinde şerefsiz. Tam öldün mü lan sen? Mermin boşa gitmiş olmasın. Tam ölmüş. Abi bu kadar yakalanmamak lazım zombilere ya. Ben hem BSC'de canlı yayın yaptığım zaman böyle mini şeylerle açılıyormuş. Hem Turkcell'le de katıldık abi. Turkcell'le katıldığımız zaman 3 gün 4 gün elimizden geleni ardımıza koymadık. Sonra ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım. Tabii o zaman ayrıydı yani benim haberim bile yoktu ne olup ne bittiğinden. Neyse abi beni interes etmez. Ben gitmem abi bu saatten sonra. Hiçbir güç de beni gizle götüremez. Giden varsa uğurlar ola. 6 Nisan kazara. When the chief found out about he was furious, I was the governor. Ha şey. Bunlar şeyle alakalı arkadaşlar. Etraftaki bulmacalarla alakalı. İşte bir şeyle oynadım. Heykelin taşlarıyla oynadım. Şef çok kızdı falan filan. Ya bu kadar önemliyse niye açığa bırakıyorlar ki falan tam şey. 7 Nisan I heard that all the art pieces from the chief's collection are rare items later on. İşte öğrendim ki şefin bulundurduğu sanat galerisinde bulundurduğu şeyler hani yüzlerce dolar değerinde pardon binlerce dolar değerinde ürünler. Hangisi büyük bir gizem? Nereden bunları bulduğumu? Ve bunlar için nereden bu parayı edindiğimi. Bugün yine bir başka büyük tablo ile geldi. Bu seferki oldukça rahatsız edici çıplak bir fotoğraftı. Aman filan. Çıplaklığından değil de herhalde fotoğrafın kendinden şey yapmış durumda. Müzik çok güzel. Keyfimizden şey yapmıyoruz abi, mermileri topluyorum. Silent Hill 1'de tahtada yazan şiirden piyano şifresi çözmeye çalışıyorduk. Abi Silent Hill 1'in piyano şifresi zaten... Of abi Resident Evil'da yine belli böyle bir sözlük mözlük karıştırıp burada sana da ipuçları vererek şey yapmanı sağlıyor. Oyunda ilerlemeni sağlıyor da abi burada o piyano şifresinde abi var ya göbeğim çatladı. Anlamıyorsun abi yani anlamıyorsun. Alsın şimdilik burada bir işimiz yok. Burada bir ceset var, cesede de benzemiyor. Bak bak! Bak bak! Bak bak! Bak bak! Bak bak! Müziği önceden mırıldanınca spoiler olmuyor değil mi? Kingdom Hearts'ları oynamadım. Uzun sürede oynamayacağım. Yani vaktim olmadığı için diyorum bunu bu arada. Buna bu olmuyordu değil mi lan? Ay senin canına ya. Leon! Ya bu helikopterin falan nasıl düştüğünü bu arada şeyde görüyorsun abi. Evet ısırılmadan güzel bir şekilde geçtik efendim. Evet. Benim hayatımın özeti arkadaşlar. Tam gözüküyor mu? Nothing special. Özel hiçbir şey yok. Hah, vanayı bulduk.
Şu neydi lan? Nereye gidiyordu? Şu anda bizim bununla alakalı bir işimiz yok ama yine de gel. Ananın. Bunu hiç hatırlamıyordum. Teşekkür ederim. Çok güzel süpürge. Ben hiç hatırlamıyorum mesela bunu. Geri kaçalım abi. İyi, en azından buralardan geçmeye iyi. Abi o, bu kamera açısıyla o zombilerin şey açısıyla alışmak gerekiyor abi. Yine iyi kötü bir şeyler yapmayı başardık. Isırılmadan geçtik oradan. Bu da büyük bir nimet bence. Boş. Oh. Ciğerim soğudu. Şuradan bir şey çıkıyordu ya. Mermi falan. Nasıl biliyorum? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Metalmen teşekkür ederim. Şimdi buradan aşağı iniliyor ama buradan aşağı inmeyeceğiz abi. Biz daha önemli ulvi görevlerimiz var. Kuvvetli hoş geldin. Fotoğraf için teşekkürler bu arada. Uğraşamam abi seninle, öldüreyim de kurtulayım bu dertten. Senden bir tane daha var mıydı lan burada? Vay canına yanayım, varmış, kaç. Ne güzel lan, pabuçlu mabuçlu zombi yapmışlar. Bak bunu güzel yapmışlar ha oyunda. Şimdi buraya normalde gelecektik. Bunur'un yandığını görecektik. Gidecektik, yapacaktık falan. Hiç gerek yok. Yat aşağı. Çıktı mı lan altından kan? Hafif hafif sızdırıyor. Tamam, ölmüş demektir. Şuradan devam. Yok abi, inkribona ihtiyacım yok. Şuralarda bir şeyler var mıydı? Yok. Şimdi buraya kadar iyi şey yaptık, geldik. Daha iyi de olabilirdi ama fena sayılmaz. Bu neyin anahtarıydı şimdi? Böyle göğsüme bir açılma geldi. Ha şey, bu piyon. Daha sonra takacağız. Anahtar burada. Tamam, teşekkür ederim efendim.